Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul ugdeten min lisani yefkahu kavli ve fevvizu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Euzu billahi'l azim ve bi vecihil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanirracim. Elhamdülillahillezî ersele rasûlehu beşîran ve nezîran. Vessalâtu vesselâmü alâ men ahyeddîne ba'de en kâne esîran. Ve alâ âlihi ve ashâbihil mukaddimîne alâl hayri velev asîran. Ve ilemû enne afdalel kitâbi kitâbullah. Ve afdalel hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve şerrel umûri muhtesâtühâ ve külle muhtesin bid'a. Ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâtin hünnâr. Ve bis senedil muttasıl inen nebi sallallahu teala aleyhi ve selleme ennehu kal. İza kalel abdu estağfirullah ellezî la ilahe illa hu el hayyel kayyum ve etubu ileyh gufira lehu ve inkâne muvelliyen minez zahf. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz cümle peygamberan rızam aleyhi salavat ve teslimat. Ehl-i Beyt, Ehl-i Ashab, Etbaalar, Rıdvanullah Aleyhim Ecmain, bil cümle ahirete irtihar eden mü'min mü'minat, hasreten eserin müellifi Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi, üstazları, üstazlarımız, müşahefendilerimizin, hazırun ve dersimi dinleyen kardeşlerimizin, tüm geçmişlerimizin ervahı için el-Fatiha. İza kâle r-raculu lil münafıkî ya seyyidî fakat ağdaba rabbahû. Bir insan Allah'ın şerefli yaratığıdır. Eşrefül mahlukat, yaratıkların en şereflisidir. Her insan bunda eşittir. Hepimiz Adem ve Havva aleyhisselam'dan dünyaya gelmişizdir. Ve kezâlike ce'alnâküm min zekerin ve unsâ. Biz sizi halaklar min zekerin ve unsa, biz sizi bir erkek ve dişinden Adem ile Havva'dan yarattık. Bizim Kur'an'da inancımız budur. Hepimiz ondan türediğimize göre bütün insanlar aynı babanın, ananın çocukları olarak kardeştirler. İnsanlık kardeşliği vardır ve insanların birinin diğerinde üstünlüğü yoktur. Öyle diyor Peygamberimiz. Entüm benu Adem. Veda hutbesinde hepiniz tüm insanlar eyyuhen nas ey insanlar entüm benu adem hepiniz Adem'in çocuklarısınız ve Adem'in min tura Adem de topraktan yaratıldı toprak aşağıdadır üstüne çıkıp yürürsünüz alçak gönüllüdür kibir insana yarışmaz hepimizin anası babası bir olduğu için ben onların üstünüm falan diye horozlanmaya gerek yok hepiniz eşitsiniz aynısınız. Bütün insanların canı eşittir. Makamı ne olursa olsun. Bütün insanların insan olarak canı eşittir. Eşittir. Bu İslam'da önemli bir prensiptir. Bugün eşit değil. Evet, bugünkü günümüz pozitif hukukundaki kanunlarda insanlar eşit değildir. Bir devlet reisine hakaret ederseniz tazminatı mesela 100 milyardır. Bir hamallık yapan adama hakaret ederseniz onu hiç vermezler. Yani bu Türkiye'de böyledir demiyorum. Dünya kanunlarında böyle. İnsanların sosyal bir şeysi vardır. Toplumda bir kıymeti vardır. Kanunlara göre böyledir. Farklıdırlar. Ama İslam'da evet İslam'da bütün canlar eşittir. Çünkü hepsi de Allah'ın halifesi olarak yaratılmışlardır. Bu aslına binaen hatta insan olma açısından müminle kafir bile farksızdır. O da insan, bu da insan. Ondan dolayı saygındır. Sana tecavüz etmedikçe sen ona saldıramazsın. Kesinlikle onu horlayamazsın. Sevmezsin, o ayrı iş. Çünkü kafir sevilmez. Fakat insan olarak aç bırakamazsın, çıplak bırakamazsın, yedirirsin. Kafir bile olsa sevap alırsın insan olduğundan. Saygı duyarsın. Onun için Yunus bu esasa işaret. Yaradılanı hoş gör. Yaradandan ötürü diye. O yarattı diye. Evet işin aslı bu olduğundan ama müminin
Allah'ın dostudur. Allah veliyyüllezir amenu. Mümin Allah'ın dostudur. Kafir düşmanıdır. Öyle diyor. Aduvvi ve aduvvur lekum. Kafir diyor. Benim de sizin de düşmanınızdır diyor Allah ayette. O ayrı iş ama insan olarak biz kimseye tepeden bakamayız ve horlayamayız. Fakat onun karşısında da vakarımızı koruruz. Asla şimdi gelecek küçülmeyiz. Münafıka yani içi gavur dışı Müslüman gözüken adama efendim arz hizmetler ederim derse bir insan evet ellezî yuhfî el küfür ve yuzhirul İslam münafın aslı budur. İçi kafir ama Müslüman gözüküyor. Esas münafık budur. Ama münafıklığın çeşitleri de var tabii. Bir meclise gidiyor, tarifler tabii. Bunları da mantığımızda, yorumumuzda getirmiyoruz. Hadisler buraya geliyor, ben sizdenim. Ya Allah razı olsun, ben beraberiz. Öbür tarafa gidiyor, onlar mı? Bırak onları ya, ben sizdenim filan. Menzile benzel, beynel menzileteyn. Burada bir türlü, orada bir türlü. Bu da münafıktır diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu münafık. Hiç iyi bir şey değil bu. İnsan olduğu gibi görünmeli, değil mi? Mevlana Hazretleri öyle söylüyor. Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol. Yani aldatma milleti. Neyse öyle. Öyle olmalı ama adam burada senden, orada ondan. Bu münafık. Tarifler, hadislere göre. İki, evet, ayetül münafık selaz, ize haddete kedebe. Konuşuyor, palavra sıkıyor. Ve ize vaade ahlefe. Söz veriyor, vaadinde sözünde durmuyor. Ve ize tumine hane, emanet ediyorum bir şeyi hıyanet ediyor. Bin liradan su getiriyor, bozuyor emanetini. Bu nitelikler münafıklık alametidir. Münafıklık, buna da münafık denir. Bu şekilde davranan insana. Başka da var, üç cuma gelmeyen, mazereti yokken cuma namazına gelmeyen adam da münafıktır diyor Peygamberimiz. İşte bunlara amelen münafık denmiş. Öyle tabir kullanılıyor ama peygamberin ifadesinde amelen münafık, itikaden münafık ayrımı yok. Bunlar diyorlar işte amelen münafıktır. Hani cumayı üç defa gelmeyen, yalan, kıvırtan filan. Ama içi kafir, dışı Müslüman gözüken de itikaden münafıktır. İnanç bakımından münafıktır diye ayrım da yapmışlar. Hepsi münafık. Hepsi münafık. Böyle bir münafığa, iki yüzlü adama, karaktersiz, bu kalamın gibi yanar döner bir herife efendim arz hürmetler ederim derse bir kimse Allah hiç sevmiyor çünkü onu evet Kur'an-ı Kerim'in başında elif lam biliyorsunuz mim başlar müflihundan sonra innellezine keferu 3 ayet gavurlardan bahseder ondan sonra 12 ayet münafıklardan bahsediyor Allah 12 ayet münafıklar daha şiddet yani. Daha şiddet. Küfürde daha şiddet. Aldatıyor çünkü. Sen kafiri bilirsin ona göre tedbir alırsın. Öteki camiden kalkmıyor. Müslüman veriyor. Selam veriyor ama içi dinsiz inanmıyor. Seni aldatıyor insan. O senin her türlü fenalık ondan gelir. Çünkü sen onu Müslüman diye arını alırsın. Güvenirsin. Her türlü sırlarını öğrenir. Biliyorsun bugünkü devletin kanunlarında, bütün devletlerin kanunlarında vatana hıyanet idam suçuydu. Şimdi gerçi idam kaldırdılar ya bazı yerlerde ama arkada hala da idam vardır. Şimdi Avrupa Birliği işte bizde de kaldırdılar. Eskiden ceza kanunu idam vardı. Şimdi şey etmiyoruz ama dinde eskiden vatana hıyanet idam suçuydu. Dinde de öyledir. Müslümanların bütün sırlarına vakıf olan adamdır. Kardeş çünkü kardeş, insan kardeşinden sır saklamaz ki. Her şeyini söyler, dayanışma olsun, bir problem varsa gidersin diye. Ama bunu öğrendikten sonra adam gavurluğa geçerse, irtidat ederse veya gavursa, biz bunun hakkından gelir. Vatana hıyanet suçu işlemiş olur. Orada öldürülür diye hadis-i şerifler var. Şimdi münafıklar daha tehlikeli. Onu arz etmek istiyoruz. Münafıklar daha tehlikeli. Hayatta da hep karşınıza böyle münafıklar çıkar. Onun için Allah'a iyi sığınmalı.
tedbirli hareket etmeli, akıllı hareket etmeli, boş gedik bırakmamalı. Yüzüne güler ama adam haindir. Oradan zayıf taraflarını göstermemeli. Tedbirli olmalı. Her zaman böyledir. Her zaman böyledir. Bizim en büyük düşmanımız İblis aleyhinnane. Sıkı durmalı, ona gedik açmamalı. Gedik açmamalı. Devamlı Allah'a sığınmalı, akıllı hareket etmeli. Yoksa girer bizi perişan eder. Bu münafıklara karşı da uyanık durmalı. Tedbirli hareket etmeli. Yani sen münafıksın diyemeyiz de biz görünene göre karar veririz. Ama tedbirli, dikkatli oluruz. Evet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize bu konuda örnektir. Münafıklar vardı. Allah Peygamberimize bunları bildirdi. Ama şimdi ona önemli bir prensip öğretti Peygamberim bize. Mesela Abdullah ibn Übey bunların başıydı. Efendimiz geldiği sırada Medine'ye reis olacakmış adam. Zengin, nüfuzlu, ağzına laf yakının arkalı bir adam. Efendimiz Medine'yi münevve teşrif ettikten sonra bütün etrafında akrabası, taallukatı Müslüman oluvermiş. Efendimiz zaten halkalanmış halk, yalnız kalmış, reislik uçmuş elinden. İnsanlar da makam için nelerini vermiyorlar. İçinden Peygamberimiz öyle gayz, kin duyuyor ki benim reisliğim aldı elimden diye. Kimse onun arkasından giden olmamış. Bütün akrabaları, eşi, dostu Peygamber inanınca ben de inandım demiş. Hatta beş vakit namaz camiye gidiyormuş. Arkadaşları var iyice sadık, onlar da gelirmiş. Çünkü herkes Müslüman olunca Müslüman değiliz deseler işler bozulacak. Menfaatleri halaldar olacak, bozulacak. Müslüman olmuşlar ama gelirlermiş camiye, hatırlamış böyle zengin adamlar. Yani karnı tok, sırtı pek. Müslümanlar da gariban filan, onlara böyle küçümseyerek bakarlarmış. Duvara dayanırlarmış. Cenab-ı Hak onları kuşübün müsennede, keleste diyor. Yani marangozların dayıyorlar da hizarcılar gurusun filan diye duvara, aha onlara benzetiyor. Duvara dayanıyorlar. Kereste, huşubun müsennede dayanmış kereste bunlar diyor. İçinde iman yok. İçinde iman yok. Evet, bu kadar değersiz. Bunları biliyor Peygamberimiz. Sırdaşı var. Huzeyfetül Yemani. Ona söylenmiş bunları ama kimseye söylemezmiş. O da sırdaş olduğu için kimseye söylemiyor. Hazreti Ömer akıllı adam. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sağlığında bu münafıklarla merhaba diyor. Hiç ayrım yapmıyor. Hani biz diyor, bize şunu mesaj veriyor. Biz davranışa göre, ağızdan çıkana göre karar veririz. İmam-ı Azam buradan alıyor. Nahnu nahkumu biz zahir. Vallahu ya'lemus şerair. Biz zahire göre hükmederiz. Sırları Allah bilir. Şimdi ben senin kalbinden şu geçiyor, yorum yapmaya gidersem hiç sağlam adam bulamayız, hiç ısınamayız birbirimize. Hakimin yapacağı da budur. Biz de insanlara camiye geldiyse bayram namazına mümin kardeşim, başımın tacısın diyeceğiz. Mümin çünkü Allah müminler kardeştir diyor. Ama içinde çıfıç yarası, yardım baktın mı arkadaş? Buna dair de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sözleri var. Bir muharebede sahabi yakalamış. Yakalayınca herif tam kesecek. La ilahe illallah Muhammed Resulullah deyince yutar mıyım demiş, kafasını koparmış. Ondan sonra ya Resulullah seninkini yakaladım, yatırdım. Diyor Peygamberimiz, yutar mıyım ya Resulullah? Kılıçtan korktuğundan öyle dedi, beni aldatacak. Ne yaptın? Kestim kafasını ya Resulullah. Allah'ım ben orada değildim, ben emretmedim. Evet, diyor ki korkudan mı söyledi, kalbinden mi söyledi, kalbin yardım baktın mı? Azarlıyor onu. Ben diyor böyle emir vermedim diyor. Onun için biz en salim yol budur. Zahire göre hükmederiz, sırları Allah bilir. Biz ona göre tedbirli olacağız yalnız. Tedbirli olacağız, uyanık olacağız. Böyle ikili kim oynayan toplumda az çok sezilir bunlar. Efendim arz hürmetler ederim diye önünde filan eğilmeyeceğiz. Böyle bir kimse münafığa ya seyyidi efendim derse fakat ağdaba rabbahu, Rabbini
kızdırmış olur. Allah'ı gazaba getirmiş olur. Kafirlere karşı da beş kuş kazanacağım diye kişiliğinden asla feragat etme. Lokantacı amca, bakkal amca, turist bana gelsin diye onlara yaltaklık yapma. Şerefinle, onurunla davran insanca, vakarın koru. Nahnu kasemna beynehum ve aişetehum. Bütün insanların rızkını Allah ben taksim ettim diyor. Ne kadar yalvarsan gelecekse, gelmeyecekse gelmez. Boşuna küçülmüş olursun. Sen şerefli bir müminsin. Beş kuruş için elin gavuruna neden böyle eyvallah ediyorsun? İşte münafığa da efendim efendim diyor. Bir beklediği var. Bir ona Allah çok kızar diyor. Bir münafığa, kafire efendim derse bir kimse Rabbini gazaba getirmiş olur. Gazaba getirmiş. Nimetleri veren Allah'tır. Onu şöyle kenara koymuş oluyor. Bundan dolayı da Allah ona kızar. Şimdi tabi işte burada da söylemiş. İnde emnil fitne. Hayati tehliken yoksa, başına bir bela gelmeyecekse efendim deyip durma elin münafığına. Ama demediğin takdirde bir ton sopa yiyeceksin. O zaman ayrı diyor Peygamberimiz. Siyaseten denebilir. Ona cevaz vardır demek istiyor. Evet. Fitne çıkmasın diye. Evet. Şimdi sen efendim dersen Cenab-ı Hak sana gazap eder. Vermeyi verir. Her şeye kadir olan bütün nimetlerin Allah elinde değil mi? Bak bakalım hadi ondan al. Zaten başka hadisler var. Adam cami yaptırıyor. Adam okul yaptırıyor. Sokağın kenarına yapacaksınız. Caddenin kenarına yapacaksınız. Bir de ismim yazacaksınız diyor. Yapıyorlar. Bizim derdimiz okul yapılması. İsmini yazıyorlar. Adamın derdi ismim duyulsun. Öbür tarafta 100 tane okul yaptırdım, hastane yaptırdım. Hesaba çekilecekler ya. Hadisler var böyle. Bu yazmamış. Defterde yok. Bu yazmış. Yaptırdım diyor. Yaptırdım ama diyor Cenab-ı Hak sen onu insanlar benim namımı duysun. Ne hayırsever adam desinler de yaptırdım. Emeline ulaştırdım. Herkes senin adın anıyor işte. 100 okul yaptırdı adam ya. Şu kadar hastane yaptırdı diye. Dillerde konuşuyorsun. Benim için yapmadın ki. Benim defterimde yerim yok. Diyecek diyor. Allah için yapılmalı iyilik. Ne güzel söylemiş bizim insanımız. Evet. Yap iyiliği at denize. Balık bilmezse Halik bilir. Müminin tek derdi Allah'ın rızasıdır. İnsanlar beni takdir edecekmiş, etmeyecekmiş. Hiç orayı düşünmesen. Allah emretti, o teşvik etti. Diye hayrını yap, kimse isterse bilmesin. O bilir diyor. Ne güzel söz. Bunlar hadislere tamamen uygun sözler. İşte böyle münafıklara karşı bir münafetindendir. Şundan bunan dolayı efendim dersen intikam alır. Nimetin elinden alıverip buyur. Hadi bakalım efendim diye bel kırdığın adam seni kurtarsın diye. Evet. Gerçekten örnekler çok biliyorsunuz. Böyle durumlarda yalan olmamak üzere becerebiliyorsan yalan söylemek iyi bir şey değil. Hayati tehlike varsa cevaz var da söyle gördük. Ama en güzeli hiç yalan söylememek. Mesela İbrahim Aleyhisselam biliyorsunuz hanımı Sare validemizle Nemrut'la olan olaylardan sonra ateşten kurtulduktan sonra bir kısım mümin, insanlar mümin olmuş ama ötekiler de Nemrut'un korkusundan hala ona kin besliyorlar. Nemrut'un tarafını tutmuşlar, şerrinden korkuyorlar. Orada durulmayacağı ortaya çıkmış, hanımını almış Mısır'a gidiyor. Dini tebliğ edecek görevi var. Gümrükte gümrük müdürü bir bakmış Sare validemiz çok güzelmiş. Aa demiş bunu ben kralımıza Mısır kralına Firavun deniyor biliyorsunuz. Ama Kur'an'da sadece Musa Aleyhisselam'ın zamanındaki Firavun geçtiği için Firavun deyince Musa'nın şeysi zannediliyor. Mısır krallarına Firavun deniyor esasında. Hep kral demek. Bizim krala demiş bunu takdim ederim bu güzel bir kadın. Genel müdür yapar. Müdürlükten genel müdürle şey eder. Her zaman var bu. Evet. İbrahim Aleyhisselam peygamber insan. Vahiy alıyor. Bunun olacağını bildiği için
Sarı Validemiz demiş ki, hanım demiş, ben seni şimdi gümrükte yoklama yaparken soracaklar, kardeşim diyeceğim. Yadırgama ha demiş. Çünkü bak bu da bir şey, hanımına kavga çıkmasın diye önceden böyle tedbir almak gerekir. Yoksa anlayamaz hanımın, küser sana, 2-3 gün kavga edersiniz. Hanım, bize gümrükte araştırma yaparlarken sana kardeşim diyeceğim, bana kızma demiş. Sen benim din kardeşim değil mi ya demiş. Evet demiyor. Onu söyleyeceğim işte. Bak, yalan değil. Din kardeşi. Aynı Allah'a inanıyorlar, din kardeşi. Ama kardeşim deyince ne anlaşılıyor normalde? Kendi aynı ana babadan gelen insan. Sakın gücenme demiş. Ben sana öyle diyeceğim. Çünkü olacağı biliyor İbrahim Aleyhisselam. İşte güzel kadın krala takdim etmiş, çıkarmış. Bakmış hakikaten muazzam. Aferin lan, rütbe vermiş ona. İbrahim Aleyhisselam yok edecek şimdi ki sahip olsun o kadına Firavun. Bu ne demiş ona? Kardeşim demiş. Ha, problem yok. Adamı öldürmeye gerek yok. Kocası deseydi onu öldürecek, karıyı alacaktı. Kardeşim deyince o ölümden kurtulmuş İbrahim Aleyhisselam. Sare Validemiz yalnız kalmış. Demiş ben kral. Şu odaya kapatmış. İşte yüzüne gülmüş filan filan. Gönlü nedim diye yanaşmıyor Sare Validemiz. Buna rağmen üstüne çullanınca Allah'a sığınmış o. Bakın. Ona yalvarmamış. Bakın önemli burası. Bir odada bir erkek bir kadın. Değil mi? Kadın aciz. Güç bakımından normalde narin yapılı. Buna rağmen ona efendim filan dememiş. Allah'ım demiş. Bunun şerrinden beni koru. Adam böyle elini sunarken eli kurumuş kalmış. İndiremiyor, kaldıramıyor, kıvıramıyor. Hemen akıllı adam demiş. O dua ettin Allah'a demiş. Dua et beni bundan kurtarsın. Sana dokunmayacağım. Söz veriyorum. Sare Validemiz dua etmiş. Eli oynamış kapıdan çıkacak bir bakmış. Kıyılacak yok kadın değil ya. Bir daha saldırıcı yine eli tutulmuş. Üçüncü de kesin demiş söz veriyorum dokunmayacağım anladım. Evet yine dua etmiş kurtulmuş. Çağırmış adamlarını. Bunlara bol para verin. Bir tane de cariye verin hizmetçi yanlarına. Hacer Validemiz işte o. Hemen çabuk ülkemden çıkarın. Çünkü böyle bir adam kandıracak milleti. Belli gari ikna edecek. Kendine tapan adamları yolundan çevirecek. Bir an evvel çıkarın demiş ülkemden dışarıya. İşte öyle Mısır'a gelmiş. Bakın orada tam bak kardeşim sözü doğru ve kelleyi kurtardı İbrahim Aleyhisselam. Öteki Sare Validemiz de ki şimdi şeyde Halil kentinde yatıyor orada. Sonra İshak Aleyhisselam olmuş biliyorsun. Önce çocuğu olmamışken sonradan olmuş. Allah onların şefaatine bizi dahil eylesin. Yalnız Allah'a dayanıp güvenmiş. Bir münafığa, kafire efendim dersen Allah kızandı. Evet hayati tehlike varsa caiz dedi ama güzeli Allah demek. Diyebiliyorsan güzel. Bunun örneği peygamberimizde de var. Huneyn Harbi'ni Mekke'nin fethinden sonra bir hafta 10 gün sonra 12 bin kişilik orduyla Evtas Vadisi'nde o Taifli komando müşriklerle çarpılmış peygamberimiz yenilmiş. Esirler bir yere alınmış. Yaralılar daha duruyor. Çok yorulmuş asker çünkü. Peygamber herkes istirahatı çekilmiş. Nöbetçiler dikildikten sonra bir tane adam ölmediği halde öldü numarası yapmış. Kontrol etmişler öldü. Tamam ölü damdan zarar gelir mi? Peygamberimiz de ağacın gölgesine çekilmiş istirahat ediyor. Silahı yok üstünde, oku yok. Nöbetçiler uzaktalar. Dinleniyor. Kalkmış adam peygamberimiz yalnız diye varmış kılıcı eline almış. Demiş şimdi söyle bakalım seni benden kim kurtaracak? Evet. Evet Allah'a sığınmak, sığınma güzel olunca sığınmasını bilirsen peygamberimiz hiç telaşlanmamış. Allah kurtaracak demiş. Deyince adam öyle bir korku gelmiş adama zangır zangır titremeye başlamış kılıç elinden düşmüş aklı uçmuş peygamberimiz düşürdüğü kılıcı almış demiş söyle bakalım şimdi seni benden kim kurtaracak? Evet
Güzel sığınırsan Allah'a, kim olsun o, hep sana da var, bana da var. Ama onu işte dedim, yürekten söylemek lazım. Onu becermek lazım. Allah, Allah diyeni, ya Rabbi, ya Rabbi diyeni yalnız bırakmaz. Böyle olur, sonra Müslüman olmuş adam yani. Öyle çok bunun örnekleri, sayısız çok. Yalnız bir münafığa, kafire böyle bel kırmak mümine yaraşmaz. Allah'ı gücendirir. Ama bu münafığa böyledir. Hak eden şerefli. Şeref takvaya göre. İnne ekremekum indallahi atkaküm. Karakter sağlam, ahlakı güzel, alim, fazıl insan. Öyle diyor Peygamberimiz. Sa'd bin Ubade gelmiş. Kumu ila seyyidiküm. Efendinize saygı gösterin. Kalkın ayağa diyor. Halbuki kendisi kalmayın kalmayın. Beni Meryem oğlu İsa'ya benzetmeyin. Bize oradan örnek oluyor. Gururlanıp kibirlenip durmayın. Aşırı gitmeyin sevgide anlamında. Kalkmayın kalkmayın diyor. Hristiyanlar İsa Aleyhisselam'a aşırı sevgi sebebiyle sapıttılar. Gittiler. Allah'ın oğlu dediler. Gittiler. Oraya gitmeyin diyor. Ama böyle hadiste var. Kumu ila seyyidiküm. Bu adam muazzam, muhterem, güzel, bir ahlakı güzel bir insan. Saygı gösterin. Yani ölçülü, ölçüyü kaçırmayacaksın. Münafığı yok. Güzel adama saygı var. Bu o demek. Bu o demek. Bunu bize Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hatırlatıyor. Beyhakî Hakim Müstedrik'inde Büreyde Hazretlerinden nakletmişler.